Bu Fotoğraf Nasıl Çekildi serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugünkü konuğumuz bir kara akbaba. Yan tarafta görmüş olduğunuz kara akbaba portresinin nasıl çekildiğini sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu fotoğrafta yine Bolu Dört Divan'daki Akbaba Lokantası ismi verilen, daha önce bahsetmiş olduğum bir proje kapsamında yapılmış olan aynı yerde çekildi. Yine oradaki kamuflajın içerisinden çektim bu fotoğrafı. Bu çekim yaptığım kamuflajla ilgili bilgileri daha önceki videolarda anlattım. Eğer o videoları izlememişseniz şuradan önce o videoları izlemenizi tavsiye ederim. Dolayısıyla böylelikle nasıl bir mekanda fotoğraf çektiğimi daha iyi anlamış olursunuz. Önceki iki videoda bu kamuflajın nasıl yapıldığıyla alakalı bazı detayları atladığımı fark ettim. Çünkü artık o bölge kullanılmadığından dolayı aslında çok bahsetmeyi düşünmüyordum ama bu harika fotoğrafları çekmeme vesile olduğu için özellikle bu projeyi hayata geçiren ve bu kamuflajın yapılması için çok ciddi gayretler gösteren sevgili dostum Burak Doğansoy'sa da buradan teşekkür etmek istiyorum. Kendisi ülkemizde az sayıdaki belgeselcilerden bir tanesi. Çok keyifle izlediğim, çok harika belgesellere imza atmış birisi. Özellikle Yabancı TV isminde TRT'ye yapmış olduğu belgesellerle belki birçoğunuzun gördüğü, bildiği bir kişi. Sevgili Burak Doğansoysal, bu kara akbabaların nesillerini devam ettirebilmesi ve onların korunması için yapmış olduğu bu proje kapsamında bu kamuflajı da gerçekleştirdi. Ve bu bina sayesinde pek çok kuş fotoğrafçısı arkadaşımız bu bölgede çok güzel fotoğraflara imza attılar. Ben de yine bu bölgede kara akbabayı çektim. Fotoğrafa tekrar geri dönecek olursak, bu fotoğrafın güzelliği aslında bu kuşun bir portre şeklinde fotoğrafının çekilmiş olması. Genel itibariyle biz yaban hayvanlarını ve kuşları çok fazla yakından görme şansımız olmaz ve onları bu kadar yakın fotoğraflamamız pek mümkün olmaz. Bu fotoğrafta tabii ki bir miktar crop var ama netice itibariyle fotoğrafın güzelliği aslında doğrudan böyle insan gibi poz vermiş adeta yan profilden çekilmiş bir akbaba portresi. Çünkü akbabaları biz oldukça böyle çirkin, sevimsiz, leşle beslenen hayvanlar olarak biliriz. Ama onları böyle yakından görüp bu kadar fotojenik olduklarını fark edince artık ister istemez içinizde onlara karşı güzel şeyler besliyorsunuz. Ki ben yaban hayat fotoğrafçısı olduğum için ve hayvanları çok sevdiğim için benim açımdan çirkin ya da kötü bir hayvan zaten söz konusu değil. Akbabalar da en sevdiğim kuşlardan bir tanesidir. Burada da kara akbabayı bu kadar yakından fotoğraflayınca tabii ben bir şeyi fark ettim. Mesela gagalarının diplerinin mavi olduğunu fark ettim. Kahverenginin tonları var, beyaz tonları var, siyah tonlar var. Gagasının ucu siyah, dip kısımları böyle hatta eflatun tarzında bir mavi tonlar barındırıyor. Dolayısıyla çok güzel bir kuş ve kara akbaba da en büyük kuşlardan bir tanesi. Devasa bir kanat açıklığına sahip. Dolayısıyla fotoğraflamak da, izlemek de çok keyifli. Hele hele bu şekilde bir portre fotoğrafını yakalamış olmak çok heyecan verici ve paha biçilmez. Hava ısındığı zaman yerden yukarıya doğru sıcak hava akımları oluşuyor. Kara akbabalar da bu akımların üzerinde dönerek hiç kanat çırpmadan saatlerce uçabiliyorlar. Böylece bir hava akımından diğer hava akımına süzülerek ve onun etrafında dönüp yükselip tekrar süzülerek, yine yükselip tekrar süzülerek kilometrelerce mesafeyi hiç kanat çırpmadan uçabiliyorlar. Böylece leş bulamadıkları günler yuvalarına aç karnına dönseler dahi günlerce yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Çünkü enerji harcamamış oluyorlar. Dolayısıyla leş ararken bu şekilde kanat çırpmadan uçmak akbabalar için çok değerli. O yüzden de ben sahada gündüz kızıl şahinleri, şah kartalları, işte kuzgunları vesaire çektim. Öğleye yakın saatte akbabalar bölgeye geldiler. Ve birden böyle yaklaşık 25-30 tane akbaba böyle gökten siyah siyah adeta böyle düşercesine löp 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 sahaya indiler. Yani o anı size anlatmam çok zor. İnanılmaz heyecanlandığımı hatırlıyorum. Çünkü devasa kuşlar böyle patır kütür aşağı indiler ve her bir inişte o ağır cüsseleriyle şöyle bir zıplama hareketi yapıyorlar. Bir yaylanıyorlar. Ve sonra böyle kanatlarını açarak bir yürüyüşleri var. Yani etrafa biz geldik, şöyle bir açılın bakalım, şu leşleri bir temizleyelim edasıyla kabadayı kabadayı böyle bir yürüyüşleri vardı. Ama tabii diğer taraftan da öyle çok da cesur, çok da sert kuşlar değil. Aslında oldukça ürkek kuşlar. Kartallardan dahi biraz çekiniyorlardı. Ve etrafı kısa bir süre kolaçan ettikten sonra beslenmeye başladılar. Biraz gürültülü beslenen ve hunharca hızlı hızlı yiyen bir tür.
olabildiğince kısa sürede olabildiğince fazla leşi yiyip ortamdan uzaklaşmak istiyorlar. O yüzden de biraz gürültülü ve kavgacı bir şekilde beslendiler. Tabii sahayı ilk kolaçan ettikleri anda ben bu fotoğrafı kayanın üzerinde çekme şansı yakaladım. Yine kullandığım ekipman Nikon'un D7100 gövdesi ve 300 mm objektifi. Burada da yine telekonvertör yok. Peki nasıl bu kadar yakından bu fotoğraf çekildi derseniz, daha yakındaki bir kayanın üzerine geldi Akbaba ve bir miktarda ben bu fotoğrafta crop yaptım. Ben kadrajı dikey yapıp ve bakışı da çok güzel olduğundan dolayı olabildiğince portre fotoğrafına benzetmeye çalıştım. Dediğim gibi öğleye doğru vakitlerde geldikleri için ISO değerini artık hiçbir şekilde arttırmama ihtiyaç yoktu. 200 ISO'da çektim. Niye 100 ISO'da çekmedim diye sorabilirsiniz. Nikon D7100'ü 100 ISO'ya düşürdüğüm zaman biraz kontrast çok fazla oluyor. 200 ISO değerlerinde hem dinamik aralık çok geniş oluyor, hem fotoğrafla istediğim gibi düzenleme yapabiliyorum, hem de gren oluşmuyor. O yüzden ben genel itibariyle Nikon D7100 ile çekim yaparken minimum ISO değerini 200 ile bırakıyorum. 100 ISO değerlerine düşmüyorum. O yüzden 200 ISO'da çektim. Kara akbabalar oldukça büyük kuşlar olduğu için özellikle başı netlediğiniz zaman vücudunun bazı kısımları flu kalabiliyor. O yüzden de alan derinliğini biraz arttırma ihtiyacı hissettim. F5.6 değerinden F8 değerine çıktım. 300 mm F4 objektif F5.6 ile F8, F11 değerler arasında en keskin değerlerini sunuyor. F8 de oldukça keskin bir değer sunuyor 300 mm objektif. Dolayısıyla F8 diyafram açıklığında 200 ISO değerinde 1/800 enstantane verdi. Daha önce hangi AF sistemini kullandığımı anlatmıştım. Dediğim gibi önceki videolara mutlaka bakın. Orada bunları detaylı bir şekilde anlatıyorum. Burada da yine makine 9 nokta AF sistemini ayarlıydı. Tabii o 9 noktanın ben merkezindeki noktayı, yani aslında tek nokta AF sistemi şeklinde çalışıyor Nikon'da. Ama 9 tane noktanın 9'u da görünmüyor. Bir tanesi görünüyor. Diğer 9 nokta o merkezdeki noktaya yardımcı oluyorlar. Burada da yine 9 nokta AF sistemini kullandım ve merkezdeki noktayı kara akbabanın başına ve özellikle de gözüne netledim. Zaten fotoğrafa da dikkatli bakınca gagası aslında daha önde olduğu halde fotoğrafta gözünün net olduğunu görmek çok kolay. Göz çevresindeki o eflatun hafif kırmızı çerçeveyi görmek mümkün. O tüyleri, detayları görmek mümkün. Dolayısıyla oldukça heybetli bir kuşu böyle postunu giymiş gibi gayet ciddi duruşuyla fotoğraflama şansı elde ettim. Kara akbabalar büyük kuşlar oldukları için ve kanatları çok büyük olduğundan dolayı ciddi anlamda böyle bir omuz yapısına sahip kuşlar. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi böyle dik durduğu anda sanki böyle bize benzer gibi bir göğüs yapısı ve bir omuz yapısı var. Dolayısıyla da gerçekten bu fotoğrafı özel kılan noktalardan bir tanesi de biraz böyle bizi andırır bir duruşla duruyor olması. Karşımızdaki aslında bir kuş. Kanatları olan ve böyle farklı bir duruşu olması gereken bir kuş. Ama bu fotoğrafta böyle dimdik duran, adeta insan gibi poz vermiş bir akbaba görüyoruz. Dolayısıyla normalde alışık olduğumuzdan farklı bir fotoğraf. O yönüyle ben bu fotoğrafı gerçekten seviyorum. Bölgeye yaklaşık işte 40 civarında akbaba indiği için oldukça fazla akbaba vardı bölgede. Ve pek çok farklı akbaba fotoğrafı çektim. Yani burada size benzer türleri arka arkaya anlatıp çok da sıkmak istemiyorum ama bu akbaba lokantasında özellikle farklı türler üzerinden fotoğrafları anlatarak bu yırtıcılarla ilgili serinin bu kısmını tamamlamak istiyorum. Sonrasında pek çok yorum geldi. İşte geyikleri, ayıları da merak ediyoruz diye. Dolayısıyla onları da anlatacağım. Yani geyik fotoğraflarının kamera arkasını, ayıları nasıl çektiğimi, tilkileri nasıl çektiğimi, su kuşlarını, göl kıyısındaki kuşları, ördekleri nasıl çektiğimi, bunları peyderpey bu fotoğraf nasıl çekildi serisinde sizlerle paylaşacağım. Dolayısıyla kuş fotoğrafçılığını merak eden, bu işi öğrenmek isteyenler için güzel bir kaynak olacağını düşünüyorum. Ben anlatma noktasında oldukça keyif alıyorum. Sizden geri dönüşler çok çok güzel. Dolayısıyla umarım bu seri çok iyi bir şekilde devam eder ve geleceğe de güzel bir miras bırakmış olurum diye ümit ediyorum. Tam da bu noktada şunu söylemek istiyorum. Ben normalde kanalda böyle abone olun, takip edin gibi şeyleri çok söylemiyorum. Çünkü kanalı beğendiyse, videoyu beğendiyse insanlar abone olur diye düşünüyordum.
Ama enteresan bir şekilde istatistiklere baktığım zaman videoları izleyenlerin %85'i abone olmayan kullanıcılar. Muhtemelen abone olmayı unutuyorsunuz. Dolayısıyla abone olmayı unutmayın. Hazır bunu söylemişken kanalıma eğer beğeniyorsanız videoları abone olmanızı istirham ediyorum. Abone sayısı arttıkça benim de içerik üretme heyecanım artıyor haliyle. Ve dolayısıyla da kanal da dikkat çekiyor. Bu sayede özellikle ülkemizde çok zayıf olan fotoğrafçılık alanında bu tarz eğitim içerikleri, yaban hayat özelinde eğitim içerikleri, tabii ki teknoloji, incelemeler, testler, pek çok farklı konuda ben içerik üretiyorum. Dolayısıyla bu konularda daha fazla içeriği, daha fazla ürünü, daha fazla fotoğraf bilgisini sizlerle paylaşma imkanım olacak. Bu beni motive edecek. Dolayısıyla kanala abone olursanız mutlu olurum, memnun olurum. Thank you.